3. trimester 33. hafta gebelik. Hamilelik döneminden çok doğuma odaklanmaya başladığınız bu dönemde duygusal gelgitleriniz ve melankoli durumunuz artabilir. Sebepsiz duygu değişikliklerine hazırlıklı olmalısınız. Bebek için gebelikte 33. hafta. Bu hafta içinde zamanın çoğunu uyku durumunda geçiren bebeğiniz, geçen haftalara oranla daha az hareket edebilir. Hızla gelişmekte olan duyu organları nedeniyle dışarıdan gelen sesleri daha net duyabilmekte ve ışık değişikliklerini algılayabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak göz bebekleri ışık değişkenlikleri ile büyüyüp küçülebilmektedir. Büyümesi ile birlikte yeri iyice daralmış olan bebeğiniz rahim içinde dizleri ve dirsekleri bükülmüş, kolları ve bacakları vücudunun önünde çapraz halde durmaktadır. 33. haftada bebeğinizin boyu 47 santim civarında, kilosu ise yaklaşık olarak 1900 gram kadardır. Akciğerleri artık iyice gelişmiş durumdadır ve kendi kendine nefes alabilir. Akciğerlerden salgılanan surfaktan maddesi artması ile birlikte dış ortamda solunum yapabilir durumdadır. 33. haftanın en önemli gelişmesi bebeğiniz kemiklerinin sertleşerek iskelet yapısının iyice oluşmaya başlamasıdır. Buna rağmen bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştıracak olan kafatasındaki kemikler tam olarak kaynaşmamış ve esnek durumdadır. Kafatası kemikleri beyin hücrelerinin gelişmesini sağlamak için erişkinlik dönemine kadar tam olarak kaynaşıp sertleşmeyecektir. 33 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler. Büyüyen bebeğinizle birlikte siz de tıpkı bebeğiniz gibi hareket sıkıntısı çekebilirsiniz. Vücut ağırlığınız nedeniyle bel ve sırt bölgenizde ağrılar hissetmenize ise gayet olan bir durumdur. Aynı zamanda el ve ayak şişlikleriniz de devam edebilmektedir. Doğuma sayılı günlerin kaldığı bu günlerde çok fazla ayakta kalmamaya, bol bol dinlenmeye ve yine bolca ilgiye ihtiyacınız olacaktır. Sevdiklerinize şımarmak için en iyi dönemdesiniz. 33. hafta gebelik dönemi sizi en çok zorlayacak durumlardan biri de sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı olacaktır. Doğmak üzere hazırlıklara başlamış olan bebeğinizin idrar kesesine uyguladığı baskı nedeniyle bu gayet normal ama yorucu bir durumdur. Ama her şeye rağmen bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu dönemde nadiren de olsa bazı anne adaylarında ellerinde karıncalanma, uyuşmama ya da elektriklenme gibi şikayetler görülebilir. Hamilelik esnasında vücutta bol miktarda su tutulmaktadır. Bu tip şikayetlerin ve ödemlerin nedeni bu durumun sonucu olabildiği gibi carpal tünel sendromu da olabilmektedir. Hafta hafta hamilelik 33. hafta sık sorulan sorular ve cevapları web sitemiz www.gebelikveannelik.com adresinde sizleri bekliyor.